Altta bir varova kontrolü yapsana. Bak dökülmüş var. Önce taşımış. He? Önce taşımış suyu. Böyle çok bir şey istemez ama yine de ödül amaçlı, takviye amaçlı böyle veriyorum. Fazlasından zarar gelmez. Bu sadece bir ödül. Buna bir ödül. Kışın arıları kışlatırken ne kadar bir bal olması lazım? Kaç arının durumuna göre yani kendi salkımı, kendi yumurtasının durumuna göre 4 çerçeve kapalı yumurtası varsa o yumurtanın üzerinde salkım şey ay şeklinde kemer balığı varsa 2'şer tane de sağında solunda bal olması yeter. Bizim kapkasar çok bal tüketmiyor kışın. Çok bal tüketen bir arı değil. Önemli olan burada arının kışa balsız soklamak. Ben mesela şu anda bal şerbeti yapmışım. Bu bal olmayanlara bu bal şerbeti veriyorum. Bal şerbetini daha ekonomik, ucuz bir yöntemlerle tedarik ettiğimiz ekonomik balları alıyorum. Böyle şerbet yapıp arıya bal şerbeti kışın veriyorum. Ki arı kışın daha canlı, daha iyi olsun diye. Önce arının geçmişine bakıyorum. Bu mavi ana. Şimdi bu aramızda bir sıkıntı var. Nasıl sıkıntı var bilmiyorum. Tam da anlayamadım şu anda. Yememiş. Arada bir problem var. Yani nasıl bir problem var? Arı keki yememiş, şerbeti yememiş. Vermiş olduğum takviye şerbeti yememiş. Şimdi vermiş olduğum... Böceklenmiş, kurtlanmış. O bir şey değil o. Vermiş olduğum şerbeti, vermiş olduğum keki bir arı yemiyorsa o arada bir sıkıntı var demektir. Yani bir arada sıkıntı olduğunu ilk başta burada anlarsın. Bir arı beslemeyi almıyorsa bu baharda da böyledir, sonbaharda da böyledir. Beslemeye cevap vermiyorsa. Aynen. Yani şimdi şöyle düşünün. Hasta bir insan nasıl yemek yiyemez? Veyahut da üşütmüş bir insan, midesi bulanan bir insan. Bir sorunu, bir sıkıntısı olan insan nasıl iştah olmaz, yemek yemezse. Arada böyledir. Bu canlılar da böyledir. Dilini anlamak lazım. Şu anda bu ne yapmış? Yemiş. Yememiş. Niye yememiş? Öncelikle ona bakacağız. Yorumlayacağız. Durumunu değerlendirip bir işlem yapacağız. Benim şeyim nerede ya? Demir ne yaptım ben? Demir en son oradaydı. Torbanın altında olmaz. Şimdi bu arımız niye yemiyor, içmiyor? Balı var. Bu arımız maalesef sıkıntılı bir ara olmuş. Bu arayı bitirmiş. Arada bir hiç yumurta yok daha. Yok, günlük yumurtası var. Arının bir sorunu var. Bu sorunu ne? Sorun ne Yaşar abi? Sorun arıda
yavru çürüklüğü var. Yumurta, yavru çürüklüğü mü var? Dilim gitmedi ama. Yumurtayı çürütememiş. Oo. Yumurtayı ısıtamamış. Gördüğün gibi yavru çürüklüğü var. Ben hatta bunu fark etmişim. Ha şimdi hatırladım. Yavru çürüklüğünü fark etmişim. Probiyotikli katkı şerbeti vermişim. Ama kurtaramamışız. Şimdi biz bu arayı ne yapacağız? Bir koku da yok. Koku yok ama arının azlığından kaynaklı yavruyu çürütmüş. Şimdi biz bunu şöyle bir şey yapacağız. Arılarını silkeleyeceğiz. Çerçevelerini alacağız. Ana arısı var. Günlük yumurta atıyor. Bir ana arıyı tam görmek lazım. Çerçeveyi silkeleyeceğiz. İşte bunu, bu arıyı bu hale getirmemek lazımdı. Yani bunu bugüne kadar bakıp fark etmek lazımdı. Bu benim hatam. Atlamışım. Ya aslında sorunu fark etmişim. Daha önceden sorunu fark etmişim. Ama soruna müdahaleye hız vermemişim. Hızlı bir müdahale etmemişim soruna. Şimdi bir ana arasını göreceğiz. Durumu değerlendireceğiz. Bütün çerçevelerini çıkartacağız. Renkli değil mi anası? Şu anda ana arasının ne renk olduğunu da bilmiyorum. Bu arada bu kışı çok zor geçirecek. Bu mevcut da çok az ya. Evet. Yalnız bu arıyı takviye kapalı yumurtayla canlandıracağız. Ana arı burada. Evet. Ana arı fena değil. Ana arı genç bir ana arı. Yürüyüşü falan iyi. Onda bir şey yok herhalde, yumurta mı? Tabi bal şey. Bu arıyı zor toparlayacağız ama deneyeceğiz. Nasıl deneyeceğiz? Bu arı bu çerçeve üzerinde bir biriksin. Ondan sonra yapabiliyorsak yumurta, sağlam kapalı bir yumurtayı takviye yapacağız tek başına. Toparlamaya çalışacağız ama zor. Bu mevcut çok az. Mevcudu çok azalmış. Bunun şey yayladakilerden midir? Bu evet, yayladan gelir. Anar orada.
Şimdi bu yavru çürüklüğünün sebebi ne tam olarak? Yavru çürüklüğünün sebebi şöyle. Bizim burada genelde Amerikan yavru çürüklüğü olmaz. Mevcudu çok az kalmış. Bu mevcut azalmasından kaynaklı yavruyu ısıtamamış. Bizim bu bölgede genelde sorunlar böyle olur. Yani toparlayacak mıyız? Ben toparlayacağımı düşünüyorum. Ben bu arıyı toparlayıp kışa hazırlayacağımı düşünüyorum. Onlar hepsi? Şimdi bunların hepsini imha etmeyi diğer petekleri verebilirim ama bu bir bakteri olabilir üzerinde. Bir spor olabilir. Evet, hepsini imha etmek bildirim. Şimdi anladım.